Selam arkadaşlar. Bu videoda çok enteresan bir konuda yine karşınızdayız. Başarının temel anahtarı nedir? Şans. Bill tanır mısınız? Bill Gates 1977'lerde falan Microsoft diye bir firma kurdu. Arkadaşı Paul Allen'la birlikte. Ufak bir firmaydı. Çok kısa zamanda Amerika'da tabii o zaman çocuklar, gençler fırlamalar böyle uğraşıyorlar bilgisayarla. Ve sektörde aç bu konuda. Kısa zaman içerisinde büyüyen bir firmaya dönüştü. Yaklaşık 2-3 sene sonra 35 kişilik bir ekibe ulaştı. Altair denen firmaya Basic'in bir versiyonunu 50 bin dolara sattığını söylüyor Bilges ve onlar ne kadar mutlu olduğunu falan. Ve daha sonra IBM'in Personal Computer diye bir projesi vardı. Bu projede bir işletim sistemi kullanması gerekiyordu ve Bilges'e dedi ki Bilges sen bu işlerden anlıyorsun gel bize bir işletim sistemi yap yani bizim bir işletim sistemimiz sen olsun. Bilges dedi ki ben dedi işletim sistemim yok. Siz dedi Gary Kildal'a yönlendiriyorum. Dikkat edin Gary Kildal. Gary Kildal IBM Geri gitti. Geri çok enteresan bir karakter. CPM Operating System. DOS'un aslında ilk versiyonunu yazan adamdır Geri dal. 600 bin kullanıcısı olan bir işletim sistemi yazmıştı o zaman. Dolayısıyla bilgisi çok haklıydı ona yönlendirmekte. IBM Geri gitti. Fakat Geri Kildal'la bir türlü anlaşamıyorlardı. Ve bir gün iki tane şahıs IBM'den golf oynarken geldi. Geri son bir konuşma yapacak fakat Geri Kildal'ı bulamadılar. Onun yerine karısıyla görüştüler ve o, o en son konuşmaydı Geri Kildal'la. Yani kısacası bir ihtimal karısının yaklaşımlarından kaynaklanan problemlerle olmadı. Geri Kildal'la IBM anlaşamadı. Bunun üzerine IBM tekrar Bill e geri döndü. Bu sefer Bill Gates dedi ki tamam dedi ben sizin işinizi çözeceğim. Seattle Computer isimli bir firma vardı. Microsoft da Seattle'da kurulan bir firma. Dolayısıyla Seattle Computer'ı bilen Microsoft ve onların Dirty DOS isimli bir İşletim sistemi üzerinde çalıştığını bilen Microsoft, Seattle Computer'dan 50 bin dolar para verip o, o işletim sistemini satın aldı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde kendisine uyarlayarak MS-DOS'u çıkarttı ve IBM'e verdi MS-DOS'u. 200 bin satan personal computer, IBM'in personal computer'ı tabii ki Bill köşeyi döndürdü. Bunu, bunu duyan Seattle Computer ne yaptı? IBM, Microsoft'u mahkemeye verdi. 1 milyon dolar vererek iş çözüldü. Fakat Microsoft köşeyi dönmüştü. Yani arkadaşlar dikkat edin çok enteresan bir süreç. Şimdi Geri Kildal ne oldu? Zavallı Geri Kildal 52 yaşında bir bardaki kavgadan olduğunu söylüyorlar ya da bisikletten düştü falan diyorlar. Ama bardaki kavga orada bir şeyler olmuş. Öldü. 52 yaşında o mükemmel matematikçi o 600 bin kullanıcıya ulaşmış bir işletim sistemi kodunu yazmayı başarmış bir insan bu şekilde tabiri caizse bir nevi sefil bir şekilde öldü arkadaşlar. Şimdi gelin şu başarı kavramını bir daha ele alalım. Geri iki sizce başarılı mıydı? Çok düşündürücü gerçekten. Bana sorarsanız Geri Kildal yapması gerekeni yaptı. Şanssızlıktı. Yani onun 12 şanssızlıktan başka bir şey değildi. Geri Kildal bana sorarsanız gerçekten bir başarı örneğiydi. 600 bin kullanıcı yani başarı nedir arkadaşlar? Başarı tanıma göredir. Bir tanım yaparsanız benim için başarı şudur. Bir evim olsun, bir arabam olsun, bir de eşim olsun, iki de çocuğum olsun. Hayatta istediğim bunlar. Eğer bunlara ulaşıyorsanız başarı budur. Bu kadar basit. Onun dışında neden beş çocuğum olmadı? Başarısızsın. Adamın bir tanesi beş çocuğun olmalı diye bir tanım koyar. Başarısız olursun bir anda otomatik olarak adamın tanımına göre. Ya da beş araban olmalı tanımını koyar. Ya da araban bir milyonlu. Bir de ayrı bir konu var. Arabanın fiyatı ne olacak? 200 bin TL'lik bir arabaya mı binmek istersin? 500 bin hangisi başarı tanımında hangisi? Dolayısıyla bu iş uzar gider. Bir başka örneğe geçelim. Gelelim Jeff Raskin. Jeff Raskin'i kim duydu aranızda? Jeff Raskin çok enteresan bir insandır. Macintosh işletim sisteminin arayüzünü yani ilk bilgisayarda ilk grafik tabanlı işletim sistemi Macintosh'un Apple'ın sürekli övünüp durduğu o ünlü Macintosh'un Ara yüzünü yazan adam Jeff Raskin'dir. Ve Steve Jobs'ın biyografi kitabında iki ifadesiyle dünya adil bir yer olsaydı insanlar Jeff Raskin'i bilirdi. Tabii yaklaşım şekli. Steve Jobs'ın kendine özgü başarıları vardı. Kendine özgü yaklaşımları vardı. Fakat inanın ki Steve Jobs'ı da oraya getiren şey yine şanstı. Şimdi Steve Jobs'ın neden şanslı olduğunu şu örnekle inceleyelim. 1992'ye gelindiğinde Steve Jobs artık eve gidip ailesiyle uğraşmaktan başka yapacak bir şey olmayan bir adama dönüşmüştü. Çünkü 1985'te Apple'dan atılmıştı Steve Jobs. Çünkü çok şımarmıştı. Onu atmaktan başka şansları kalmamıştı. Şımaran Steve Jobs ve Apple'dan atılan Steve Jobs tabii ki pes etmedi. 200 milyon dolara alarak kendisine bir firma kurdu ve orada Next Step isimli bir işletim sistemi geliştirmeye başladı. Aslında kombine bir bilgisayar geliştiriyordu. Hatta o bilgisayarı öyle bir noktaya getirdi ki çok enteresandır. CERN'deki, İsviçre'deki bir laboratuvar var CERN diye. CERN'deki laboratuvarda HTML kodlarının ilk kullanıldığı bilgisayar bile o Steve Jobs'ın bilgisayarıdır. Fakat bilgisayar çok pahalıydı. 13 bin dolar civarında. IBM'in personal computer'ları, Microsoft'un işletim sistemiyle birleşerek artık açığa çıkan 2 bin dolarlık bilgisayarın yanında tabii ki insanlar onu tercih etmeyip bu tarafa yöneldiler ve kimse almadı. Firma batağa doğru gitti. 1992'lerde ise Steve Jobs enteresan bir şey yaptı. George Lucas, Yıldız Savaşları'nın yönetmeni efsane George Lucas karısından boşanıyordu. Çok enteresan bir şekilde tabii ki boşanmada biliyorsunuz bu tip boşanmalarda ciddi bir tazminat meselesi vardır ve çok kafa yorar. George Lucas sahip olduğu stüdyolardan bazılarını satmak zorunda kaldı. Universal stüdyolarını asla elinden çıkartmak istemiyordu. Dolayısıyla başka bir firmaya yöneldi. Pixar firmasına. Pixar grafik tabanlı işlem, ya yani animasyon işlemleri yapan enteresan bir firmaydı. O zaman 1990'larda tabi bu işler daha yeni yeni giriyor. Unutmayın ki arkadaşlar Terminator filmindeki o T-1000 karakterinin ya yani robotun sıvı metal efekti müthiş bir etki uyandırmıştı o zamanlar. İşte o, o işlerin başladığı zamanlar. Dolayısıyla Steve Jobs bu işlere çok meraklı bir adam olarak bu Pixar denen firmayı satın almaya yöneldi ve en sonunda 10 milyon dolara bu Pixar'ı satın almayı başardı. Johnny Lasseter diye bir adam vardı. Bu Johnny Lasseter denen adam animasyon işinde gerçekten bir dahiydi ve bunlar bir proje üzerine çalışıyorlardı Walt Disney ile birlikte. Johnny Lasseter Pixar'ın içerisinde ve Toy Story dedikleri bir proje üzerine çalışıyorlardı arkadaşlar. Bu Toy Story projesine yaklaşık 1 yıl, 2 yıl çalıştıktan sonra proje bir şekilde rafa kalktı. Ve çok enteresan bir hadise meydana geldi. Walt Disney'in yönetim kadrosu bir helikopter kazasında öldü arkadaşlar. Ölünce bu sefer bir zaman sonra bu Toy Story projesi tekrar gündeme geldi. Ve Kısa bir zaman içerisinde Walt Disney ile yaptıkları anlaşmayla Toy Story'yi piyasaya sürdüler. Bitirdiler projeyi ve piyasaya sürdüler. Sonra ne oldu arkadaşlar? 1,5 milyar dolar hasılat ve dünyanın ilk bilgisayarla yapılan çizgi filmi şeklinde bir başarı. Yani bir anda Steve Jobs'ın şansı geri döndü. Steve Jobs'u kurtaran şey Pixar'da arkadaşlar ilginç bir şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Johnny Lasseter'in dahi yani animasyon yetisi ve açığa çıkan bu olaylar zinciri Steve Jobs'a tekrar kapıyı açtı. Daha sonra başka olaylar zinciriyle adam nereden nereye geldi? Şimdi onlar da çok enteresan bir şekilde. Orada da mesela adamın şansı orada bitmedi. Daha sonra Apple firmasındaki CEO dedi ki ya Steve Wozniak, Steve Jobs siz geri gelin dedi. Sizi geri alalım. Apple'da eski ruhu canlandıralım dedi. Steve Jobs da geldi. CEO'yu şutladı. Kendisi oraya geçti. İşletim sistemini de kendi yazdığı Next Step işletim sistemini bir şekilde orada bir ihale vardı. O da oradan geldi. Yani şu an kullanılan macOS aslında Steve Jobs'ın Next Step işletim sisteminin ta kendisidir. Yani gerçekten şans faktörü çok büyük olan olaylar ve çok şaşırtıcı olaylar. Bunların içine girdiğinizde sonuç olarak buradan şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bir kere çalışmak zorundasınız ve ürünü ortaya koymak zorundasınız. Yani şöyle bir durum söz konusu. Arkadaş top 1 geldi, bir vurdum, top 90'dan ağlara girdi. Tamam ama 90'dan ağlara girdi de sen de ceza sahasında çok uygun bir pozisyonda duruyordun o sırada. En azından orta sahadan ceza sahasına koşmuştun. Yani başarıya gitmek için bir kere çalışmanız gerektiği ortada. Fakat eğer Başarısızlık şeklinde açığa çıkan durumlar söz konusuysa burada yılmamanız gerektiği de ortada. İşte alınacak ders bu. Dolayısıyla özetlersek bakın ee, siz sadece çalışmak, belirli bir disiplinle yolunuzda ilerlemek zorundasınız. Başarısızlık olarak addedilen, kabul edilen şeyleri ise görmezden gelmek zorundasınız. Siz işinize bakacaksınız arkadaşlar. Yapacağımız şey bu, işimize bakmak planımızı, projemizi güzelce yapıp onu icra etmek. İşte hedef budur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.